Hepimiz onu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi, ilk First Lady'miz olarak bildik. Çoğu zaman hakkında yazılanlar ve anlattıklarından kafalarda despot, huysuz, kıskanç kadın imgesi çizilmiş olabilir. Onun da kendisi ve evliliği hakkında konuşmaması bunun karşısına sunacak bir antitez çıkartmadı. Ama unutulan bir şey var. Bizim Atatürk'ün karısı olarak bildiğimiz Latife Hanım'ın tek mahareti evlenmek, bir liderin yanında boy göstermek değildi ki. O, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar ve kadın özgürlüğü için sancağı ilk çekenlerden biriydi. O yüzden Latife Hanım'ı sadece bir eş olarak anmak ve tanımak yerine onu ve onun sayesinde kurulmak istenen Türk aile yapısının nasıl geliştiğini anlatmak istedik. Kadınların seçme ve seçilme hakkından medeni kanuna, kılık kıyafetinden eğitimine kadar her konuda vizyonunu göstermiş. Fikriye'yi, Atatürk'ü kıskanması gibi magazinel konuların dışında bakın Latife Hanım aslında kimmiş? Atanın evlenme teklifini 3 defa reddedecek kadar cesur bir kadın mı? Onun için ölüme gidecek kadar gözü kara mı? Yoksa bir kıskançlık meselesinden dolayı evliliğinin bitmesini göze alacak kadar gururlu mu? Belki de hepsidir. Okul kitaplarında daha çok anlatılması gereken bir hayat hikayesi, bir öyküsü var Latife Hanım'ın. Buyurun. Latife Uşaki. Nüfus kayıtlarına göre ise Latife Uşaklı. 17 Haziran 1898'de sonradan gönlünü vereceği, o da yetmezmiş gibi düşman işgalinden kurtaran komutana da gönlünü kaptıracağı İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşaklıgil ailesine mensup. Soyadlarından anlaşılacağı üzere aile Uşak kökenli. Oradayken Helvacızade olarak anılırlarmış, ancak İzmir'e göç ettiklerinde Uşakizade olarak anmaya başlanmışlar. Babası Muammer Bey, annesi Adeviye Hanım. 5 tane de kardeşi var. Anne ve baba avukatmış. Latife ve ardından diğer kardeşleri de bu mesleği seçmişler. İlkokulu Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde bulunan Camlı Köşk'te okumuş. Ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul'da bulunan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamlıyor. Ardından aile mesleğini yapmak için Paris Sorbonne'da siyaset ve hukuk eğitimi alıyor. Londra'da dil eğitimi görüyor. Eğitime çok önem veren bir ailenin eğitime çok önem veren ve durmaksızın kendini geliştiren kızı olarak büyüyor. İngilizceyi İngiliz, Fransızcayı bir Fransız gibi konuşabiliyor ve yanında İspanyolca, Almanca gibi diğer diller de var. Sadece yabancı dilde değil, kuzeni Halit Ziya Uşaklıgil'in de etkisiyle edebi yönde de çok donanımlı. Fransa'da eğitim görüyorken ailesi de onun yanındaydı çünkü işgal devam ettiği için can güvenliklerinden endişe ederek oraya yerleşmişlerdi. Ancak Latife'nin aklı memleketindeydi. Doğup büyüdüğü şehir işgal altındaydı ve o özgürlük türküleri söylemek istiyordu. Üniversite 3. sınıftayken İstanbul üzerinden İzmir'e döndü. Üzerinde ağırca da bir yükle, milli mücadelenin belgelerini taşıyordu. Hatta bu yüzden gözaltına alındı. İşte o zaman kendisine bir söz vermiş. İzmir'i kurtaracak komutanla evlenecekti. Öyle de oldu. 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusu İzmir'e girdi. Ancak ata ve silah arkadaşları için güvenli bir yer aranmaktaydı. Yaveri Salih Bozok, Uşakizade Köşkü'nü uygun buldu. O esnada ailesi yurt dışında olduğu için Latife ve babaannesi köşkteydi sadece. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek amacıyla Mustafa Kemal'in burayı karargah olarak kullanabileceğine dair belgeyi imzaladı Latife. Ve bu, hayallerini gerçekleştirmesinin önündeki en önemli adımdı. Milli mücadele boyunca gazeteden kestiği Atatürk'ün fotoğrafını koynunda taşımıştı. Şimdi ise evinde misafir edecekti. 14 Eylül'den 30 Eylül'e kadar Mustafa Kemal'i misafir etti. Bu süre içinde Atay Latife'nin bilgi donanımından, aldığı batılı eğitiminden, kültür birikiminden ve olgunluğundan etkilenmeye başlamıştı. Tabii Latife Hanım'ın da çabaları yadsınamaz. Uykuyu çok sevmesine rağmen köşk karargah olarak kullanıldığı sürece her sabah erkenden kalkar, gazeteleri alır, dünya basınlarına sınırını takip eder ve Mustafa Kemal'e bunları çevirirdi. Atanın ona sesli gazete dediği de olurmuş bu yüzden. Her akşam da piyano çalardı. 13 ve 17 Eylül 1922 tarihleri arasında Büyük İzmir yangını yaşandığında da ev sahipliği yapıyordu. Uşakizade ailesinin 70 parça mülkü yok olmuştu. Ama Latife Hanım için bu bir kayıp sayılmazdı. Ata yanan şehre bakarken yanına gidip "Neyimiz var, neyimiz yoksa yansın isterse paşam. Siz bize yanmamış bir sancak, yanmamış bir hürriyet ve istikbal verdiniz" demiş. İkilinin arasındaki etkileşim gitgide yakın çevreleri tarafından da fark edilmeye başlandı. Ancak bu süre kısa sürdü çünkü Mustafa Kemal'in artık İzmir'den ayrılması gerekiyordu. Latife çok ısrar etse de onu İzmir'de bıraktı. Bu ikilinin ilk ayrılıklarıydı. Ardından Zübeyde Hanım'ın hastalığı iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Doktorlar Ankara havasının iyi gelmediğini söylemişti. Bunu Mustafa Kemal beğendiği kızla annesinin tanışması için bir
fırsat olarak görmüştü. Hem de rahat edeceğinden emin olduğu Uşakizade Köşkü'ne gitmesini söyledi. 17 Aralık 1922'de Zübeyde Hanım köşkte ağırlanmaya başlandı. 28 gün boyunca Latife Hanım'ın konuğu oldu ve tanıştığı bu kızı ve ilgisini çok beğendi. Tabii bunun için Latife Hanım oldukça çaba sarf etmişti. Mesela Zübeyde Hanım geleceği için tekerlekli sandalyesini rahatça kullanabilsin diye evdeki tüm eşikler kaldırılmıştı. Bu ne kadar ince bir davranış olsa da bazen bunun gibi hareketler Zübeyde Hanım'ın Latife hakkında zorlama bir çabası var demesine neden oluyordu. 14 Ocak 1923'te ise Zübeyde Ana hayatını kaybetti. Atamızın "Annem benim yüzümden vefat etmiştir. Annem Karşıyaka'nın kalbinde yatmaktadır" dediği yere, Karşıyaka Osman Ferit Camii'nin avlusuna defnedildi. Bu kaybın ardından Atatürk yapmak istedikleri yenilikler ve oluşturmak istediği vatan kavramına daha fazla sarıldı. Ancak bir milletin değişmesini, modernleşmesini istiyorsa ilk önce kendi örnek olmalıydı. Yeni modern aile kavramı yaratmak için en uygun kişi de Latife Hanım'dı. Zübeyde Hanım'ın vefatından sonra İzmir'e gitti ve bu düşüncesini Latife Hanım'a da iletti. Hemen evlenmek istiyordu. Oysaki söylenene göre Latife Hanım'ın babası başlarda bu evliliğe karşıymış. Kızına "sen bir eve değil bir karargaha gelin gideceksin" diyerek fikrinden çevirmeye çalıştıysa da kabul ettirememiş. Ancak atanın bu evlenme konusundaki aceleci tutumu Latife'nin de biraz çekinmesine neden olmuş. 3 defa evlilik teklifini zaman isteyerek reddetmiş Latife Hanım. O evlilik tekliflerinin biri tek bir gülle yapılmış Mustafa Kemal tarafından, diğeri de bir fotoğrafa yazılan teklifle. Hatta Latife Hanım bu ikinci teklifi anlamamış bile. Köşkte kaldığı zaman boyunca atanın odasına hiç girmeyen Latife Hanım için o gün ata odasını onun toplamasını rica etmiş. Bu isteğe şaşırsa da yerine getirmek için odasına gittiğinde yatakta bir fotoğraf görmüş Latife Hanım. Ancak buna anlam veremeyerek alıp onu çerçevesiyle duvara asmış. Akşam Latife Hanım'ın anlamadığının farkına varan Mustafa Kemal, "bir gariplik fark etmediniz mi?" diye sorup hayır cevabını alınca duvara astığı fotoğrafı getirmesini söylemiş. Fotoğrafın arkasına bakınca gördüğü evlenme teklifini yıllar sonra Latife Hanım, "atamız çok gerçekçi bir tavırla, özellikle de aldığım batı eğitimi nedeniyle beni kendisine uygun bir eş olduğumu söyleyerek şaşırttı. Daha ne yapacağımı anlamadan evlilik teklifini kabul ettim" diye anlatacaktı. Yüzüklerini İsmet İnönü hediye etti. Dini nikahsa 29 Ocak 1923'te Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde kıyıldı. Bu nikah aslında yeni, eşitlikçi dönemin başlamasının ilk işaretiydi. O zamanlar kadınlar nikahta bulunmaz, vekilleri bulunurmuş. Ama bu nikahta Latife Hanım ve Mustafa Kemal yan yanaydı. Genelde perşembe günleri kıyılırmış bir de o zamanlar nikahlar. Ata ve Latife'ninki ise pazartesi gününe denk geliyor. Bu olay dünya basınını da oldukça etkilemişti. Ancak vatan içinde de bugünden sonra birçok çift batı tarzında dünya evine girmişti. Latife'nin nikah için aldığı hediyeler de maddiyattan çok manevi yöndeydi. Ata Sakarya adını verdiği en sevdiği atını, Türk ordusuna teslim olan Yunan ordusu komutanı General Trikopis'in tabancasını ve İzmir'e çekilen ilk sancağı hediye etmişti Latife Hanım'a. O günden sonra Latife Hanım, Mustafa Kemal'in hem eşi, hem yaveri, hem en yakın arkadaşı olmaya çalıştı. Nikahın ardından balayı olarak Anadolu gezisine çıkmışlardı. Anadolu'da gidebildikleri kadar köye gidip halka dokundular, onları dinlediler. Akşam yemeklerinde kadınlar ve erkeklerin olduğu masalarda oturdular. Eşitlik olsun demek yerine eşitliği gösterip örnek oldular. İzmir'de sinemalar kadınlara da açıldı. 28 Ekim 1923 gecesi ata, "efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediğinde Latife Hanım ve kardeşleri de yanındaydı. 29 Ekim'de atanın nutkunu locadan dinlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk kadın oldu. Hatta kadınlara seçme ve seçilme hakkı henüz gelmemişken Latife Hanım'a seçimlerde Malatya, Diyarbakır ve Konya'dan onlarca oy verilmişti. Bu gelişmeler dünya basınında da yankı buluyordu. Latife Hanım'dan kadın hakları savunucusu ve süfrajet olarak bahsediliyordu. Süfrajet, 20. yüzyıl başlarında Birleşik Krallık ve ABD'de kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan kadınları nitelemek için kullanılan bir kelimeydi. Latife Hanım ne kadar varlıklı bir aileden gelse de süfrajet kesimi genellikle orta sınıftan gelen kadınlar oluşturuyordu. Ancak Latife Hanım'ın hem bu kadar siyasetle ilgilenmesi, hem eş olarak Atatürk'e koyduğu yasakların artması, hem de önceden de bahsettiğimiz yaşanan fikriye olayı evliliklerinin çatırdamaya başlamasına neden oldu. Bu arada herkes Latife Hanım'a hürmet edip sözünden çıkmamaya çalışıyordu. Zira Atatürk evlilikleri boyunca tüm gizli belgelerini ona saklatmıştı. Herkesin sırrını bilen Latife'ye kimse tek bir söz edemiyordu. Ancak vefatından sonra bu belgeler belki gün yüzüne çıkar diye itibarsızlaştırma çabasına girecek kişiler de vardı. Atatürk'ün belki ailesi yoktu ama silah
silah arkadaşları onun ailesiydi. Sabaha kadar oturulan sofralar Latife Hanım'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Kendisiyle ilgilenmediğini düşünüyor ve bunu sert bir dille de ifade ediyordu. Çünkü onun o dönem kadınlarında pek de bulunmayan bir özelliği vardı. Yanlış bildiğine itiraz edip doğru bildiğini sonuna kadar savunuyordu. Fikriye'den hiç iz kalmaması için Çankaya Köşkü'nü baştan aşağı değiştirmişti. Atanın kahve ve sigara içmesini yasaklamıştı. O piyano çalsın isterdi yemeklerde, ata ise gramofondan türkü dinlemek. Böyle sarsılmaya başlayan evliliklerinin sonu söylenene göre bir gece yine sabaha kadar süren sofra sohbetleri nedeniyle olmuş. Latife buna müdahale etmeye çalışmış ve büyük bir tartışma çıkmış. O geceki tartışmanın ardından Mustafa Kemal İsmet Paşa'da kalmış ve Latife'nin devlet erkanı tarafından İzmir'e gönderilmesini emretmiş. Latife Hanım'ın yıllar sonra ortaya çıkan 7 sayfalık ayrılık mektubunda o gece aslında boşanmak için evden çıktığını düşünmediği de yazıyor. O her zaman geri döneceğini düşünmüş. Ta ki köşke gelen hükümet kararnamesine kadar. Atatürk 5 Ağustos 1925'te boşandıklarını ifade eden evrağı köşke yollamış. Ve aslında modern başlayan bu evlilik Alaturka bir şekilde son bulmuş. Bu durum dünya basını tarafından da Latife Hanım'ın feminist tutumunun lider Atatürk'ü rahatsız ettiği şeklinde yorumlansa da ata onun bu tutumunun her zaman kendisine ilham verdiğini söylemiştir. Boşanmalarının ardından bir daha birbirlerini hiç görmediler. Ve hem evlilikleri hem de ilişkileri hakkında ikisi de birbirine konuşmama sözü vermiş. Hatta Latife Hanım yakın akrabalarına da bu konuda konuşmaması için vasiyette bulunmuş. Ancak ataya karşı aşkı hiç bitmemiş. Boşanmalarının ardından tüm İstanbul'u gezerek aslına uygun yapılan tek heykeli bulup onun tam karşısındaki apartmanı satın almış. Her gün o heykele bakarmış. 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk gözlerini yumduğunda o yurt dışında tedavi görüyordu. Cenazesine katılıp o çok sevdiği adama veda bile edemedi. Ancak bundan yıllar sonra 1953'te atanın naaşı Anıtkabir'e taşınınca onu ziyarete gelen arkadaşından bir isteği olmuş. Ankara'da bir çiçekçiden tek bir gül alıp onu Mustafa Kemal'in mübarek kabrine ayak ucuna yere bırak demiş. Kimden geldiğini o anlar diye eklemiş. Ama sen yine de bunu Latife gönderdi diye söyle. O gün onlarca çelenk arasından tek bir gül yerini almış. Latife Hanım çok sevdiği adamın ölümünün ardından da onun hakkında konuşmadı. Vefatına kadar 2 yıl yurt dışında ve 48 yılda İstanbul'da atanın heykeline bakarak yaşadı. Ve 76 yaşında 12 Temmuz 1975'te göğüs kanserinden dolayı hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılıp Edirne Kapı'daki aile mezarlığına defnedildi. Ve gömülen sadece bedeni değildi. Yanında atanın ve yanındakilerin tüm sırlarını, kadınlar için yapılan eşitlik savaşındaki çabalarını, yıllardır konuşmayıp da belki içinde büyütüp ona ağır gelen aşkını da gömmüşlerdi. O sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olarak gitmedi ebediyete. O aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti kadınlarının ilk savunucusu olarak gitti.